Her halükarda kardeşler, hicretin 10. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk ve son haccını yaptı. Hıra'dan inip beni örtün, beni örtün dediği günden tam 22 sene 6 ay geçmişti. 23 sene üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda bırakıldığı Mekke'ye hac için döndü. Muhtelif rivayetler var. 120 binle 140 bin kişi arasında insanla hac yaptı. Mekke'den 13 yıl üzerine hicret ettiğinde Medine'ye giden aile sayısı 400 kişiydi. 400 aile ile Medine'ye gidilmişti. Aile, erkekleri, bayanları dahil edilse 1000 kişi bile zor oluyorlar. Müslümanların sayısı. 10 yıl sonra Allah hicret etmek zorunda bırakıldığı şehre İslam'ın 5. büyük temeli olan hac ibadetini eda etmek üzere peygamberini gönderdiğinde sadece o gün hac etmek için Arafat vadisinde toplananların sayısı en az 120 bin kişiydi. Herkes de hac yapmamıştı. O sene hacca gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber hac yapanlar o kadardılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Arafat'ta hem Müzdelife'de ve Mina'da etrafındaki sahabilerine kendisinin son haccı olduğunu defalarca söyledi. Bir daha sizinle bu mübarek yerde buluşacağımı zannetmiyorum dedi. O yaptığı konuşmaları İslam alimleri veda haccının veda hutbesi diye adlandırdılar. En uzun konuşmasını Arafat'ta yaptı. Bugünkü dersimizde o konuşmasını okuyacağız. Daha sonra Mina'da benzer şeyler söyledi. Müzdelife'de benzer şeyler söyledi. Dönüp Mekke'ye geldiğinde Mekke'de son tavafını yaptıktan sonra benzer şeyler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu veda haccından sonra da sadece 2,5 ay daha yaşadı. Ondan sonra hemen vefat ettiği için hac esnasında yapmış olduğu bu konuşmaları, yani veda hutbesi, onun toplu olarak kalabalık önünde yaptığı son konuşmasıdır. Ondan sonra inen Kur'an ayetleri de yok denecek kadar az, hadisi şerifler de yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Müslümanların veda hutbesi olarak evlerinin duvarlarına, iş yerlerine, camilere astığı bu hutbe normal bir konuşma metni değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine son yaptığı konuşmasıdır. Kendisi de size son konuşmamdır diyor zaten. Bu nedenle bizim Müslümanlar olarak veda hutbesine bakışımızda herhangi bir hadisi şerife, herhangi bir konuşmasına bakışımızdan belli farklılıklar olmalıdır. Biz peygamberimizin bize son cümleleri, son vasiyetleri olarak bunu dinlemek zorundayız. Neden dolayı? Çünkü bilinçli bir şekilde vurgulama yaparak, bakın iyi dinleyin, bu son konuşmamdır, iyi dinleyin, iyi dinleyin diye defalarca ikaz ederek, bir babanın ölmeden önce çocuğuna yaptığı son nasihatları gibi, en son ümmetinin bilmesi gereken şeyleri söyleyerek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.